Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkent Ray açılış töreninde konuştu. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkent Ray'ı kullanacak tüm kardeşlerimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4123 olduğunu söyledi. Şimdi buraya gelirken Afrin'i sordum ve Afrin'de son durum. 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bilek güreşi sahasına çevirdiklerini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Kimsenin Akdeniz'i ve Suriye topraklarını siyasi ve askeri güç mücadelelerinin ateşinde yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal ve konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşlarına saldıran rejimi korumak ne kadar yanlışsa aynı şekilde terör örgütleri üzerinden Suriye'yi bölmeye çalışmak da o kadar yanlıştır. Biz PYD'li teröristlerin her birini öyle veya böyle imha edeceğiz diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Bakıyorsunuz birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının üzerinde görünüyor. PYD'li teröristleri kurtarabileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Biz PYD'li teröristlerin her birini öyle veya böyle imha edeceğiz. Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Bununla birlikte bu ülkelerin askerlerinin PYD'li teröristlerle çok da yan yana durmamalarını bir dost olarak kendilerine tavsiye ediyoruz. Suriye ve Irak'ta oynanan tiyatronun kenara bırakılmasını isteyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Biz artık Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini, herkesin gerçek niyeti ve çehresiyle sahada kendisini göstermesini istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak dövizdeki dalgalanmalara değindi. Küresel ekonomide de kırılganlığa yol açacak ciddi herhangi bir gelişmenin haberini elhamdülillah almadık. Hiç endişe etmeyin. Sağda solda konuşulanlara da bakmayın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizi döviz kuru meviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başlarının çaresine baksın. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve